Uşak'ta cinsel istismar suçundan sabıkası bulunan HT'nin cinsel saldırı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından aranırken polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. HT'nin üniversite öğrencilerinin bulunduğu evden gece yarısına doğru ayrıldıktan sonra sabaha karşı Kar maskesi ve eldiven takarak girdiği evde yalnız yaşayan KG'yi boğazına bıçak dayayıp taciz ettiği belirlendi. Zanlının bir anlık boşluğundan yararlanıp evden kaçan kadının polise başvurduğu kaydedildi. Şüphelinin görüntüsü ise kadının evinin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elindeki eldivenin atması ve sokaktan yürüyerek geçmesi yer alıyor. Şüphelinin bir apartmanın birinci katında yaşayan 4 üniversite öğrencisinin evine de sabaha karşı arka balkondan girdiği öğrenildi. Evde öğrencileri salonda toplayıp telefonlarını aldığı ve kimseye haber vermemeleri için onları pompalı tüfekle tehdit ettiği kaydedilen şüphelinin bir süre sonra yüzündeki kar maskesini çıkardığı belirtildi. Yaklaşık 18 saat evde kalan şüphelinin bu sırada öğrencileri markete alışverişe gönderdiği, öğrencilerin ise evde kalan arkadaşlarının zarar göreceği korkusuyla kimseye haber veremeden eve döndükleri kaydedildi. Öğrencilerin bir arkadaşlarının eve geleceğini öğrenen şüphelinin bu durumdan tedirgin olduğu ve evden ayrıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde hakkında cinsel saldırı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından yakalama kararı bulunan HT'nin Aybey Mahallesi'ndeki merdivenli sokakta olduğunu tespit etmişti. Burada teslim ol çağrısına uymayan zanlı pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş açarak yaya olarak kaçmaya başlamıştı. Şüpheli, Aybey Mahallesi'ndeki ikinci yeni cami sokakta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etmiş, burada çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybetmişti. Şüphelinin 27 Eylül'de kente gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğu tespit edildiği ve geçen hafta iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtilmişti. Şüphelinin olaydan bir gün önce sabaha karşı üniversite öğrencilerinin bulunduğu eve kar maskesi ve pompalı tüfekle girdiği, burada öğrencileri tehdit ederek gece yarısına kadar kaldığı ve sonra buradan uzaklaştığı tespit edilmişti.